Sayın Önerge Başkanım. Üzerinde söz isteyen Muğla Milletvekili Süreyya Öndeş Derici. Buyurun Sayın Derici. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, nefeslerini tutmuş bu kanunun geçmemesini bekleyen kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yasama yılının son çalışma gününde iktidarın bugüne kadar önümüze getirdiği insanlık adına en utanç verici teklifi konuşuyoruz. Adı hayvan hakları olan ama aslında toplu katliama zemin hazırlayan bu teklifi hep birlikte oyladıktan sonra meclisi kapatacağız. Ve son bir yıldır Türk milleti adına sanki olumlu herhangi bir yasa yapmışız gibi hep birlikte tatile çıkacağız. Haftalar boyu Tarım Komisyonu'nda sokak hayvanları sorununu hep birlikte bilimsel olarak çözebilmek için önerilerimizi sunduk. Haftalar boyu STK'lar, hayvanseverler, dernekler size bu yasa teklifine neden karşı olduğumuzu anlatmaya çalıştı. Genel kurulda dünden beri tüm muhalefet bu yasanın vicdani ve insani olmadığını, bilimsel olmadığını anlattık durduk. Ama iktidar vekillerinin konuşmalarından gördük ki kendi vicdan ve bilinçlerini verecekleri evet oyuna çoktan uyumlandırmışlar. Sayın iktidar vekilleri, hepiniz önerdiğiniz yasanın hayvanları sadece sokaktan alacağını, zarar vermeyeceğini, aslında millet olarak ne kadar hayvansever olduğumuzu anlatıp durdunuz. Toplu bir halüsinasyon içindesiniz. Geceleri rahat uyuyabilmek için vereceğiniz evet oyunu kılıflandırıyorsunuz. Bakın, sokak hayvanları sorunu konusunda iktidarınız boyunca kısırlaştırma yapmadınız, üretimi yasaklamadınız, aşılama yapmadınız, ticareti yasaklamadınız. Diyoruz ki hep birlikte önce bunları yapalım, hep birlikte seferberlik başlatalım. 2019'da sizin de oylarınızla meclisten geçen araştırma önergesinin bu sorunun çözümü için önerilerini uygulayalım dedik. Toplum vicdanı bu teklifi kabul etmez, kaldı ki barınaklar yetersiz. Hayvanların toplanıp istiflenmesi toplu hayvan ölümlerine yol açar. Yazıktır, günahtır dedik. Bu yasadan cesaret alacak, ruh sağlığı bozuk insanlar sokakta hayvanları öldürmekten bir beis görmeyecekler dedik. Dün Muğla'da 5 köpek öldürüldü. Tasarıyı Ekim ayına erteleyin, gelin hep beraber konuşalım, bilimsel çözüm bulalım dedik ve hepsini aldığımız yanıt hayır oldu. Vicdani anlatmaya çalıştık, olmadı. Bilimsel anlatmaya çalıştık, olmadı. Toplumu kutuplaştırdınız. Bakın, bu algı operasyonlarından çok daha önemli bir konu, yaşamak ve ölmekle ilgili bir konu dedik, dinletemedik. Geldiğimiz noktada bugün buradaki her milletvekili yaşam ve ölüme ilişkin tarihi bir oy kullanacak. Bazılarımız bireysel varoluşlarını onurlandıracak ve yaşatmayı seçecek. Bazılarımız kitlesel körlüklerini konforlu bulacak ve öldürmeyi seçecek. Daha doğrusu öldürülmeye zemin hazırlamayı. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yasa geçecek dedi ve siz bunun gereğini yapmak istiyorsunuz. O halde konuşmam ve hitap etmem gereken taraf Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici olarak bu kürsüden Sayın Cumhurbaşkanı'na, AKP Genel Başkanı'na seslenmek. Sayın Cumhurbaşkanı, bu yasa teklifi siyaseten çok büyük bir hatadır. Bakın, Türk milleti bu yasa teklifini onaylayan hiçbir partiyi asla affetmez. Biliyorum, yakınınızda, yörenizde size yanlış yaptığınızda "Sayın Cumhurbaşkanım, yanlış yapıyorsunuz" diyen birileri kalmadı. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi, milletin milletvekili olarak size bunu söylemeyi bir borç bilirim. Siyaseten yanlış yapıyorsunuz ve bu partinize büyük bir leke sürecek ve toplumdan kopuşunuzu hızlandıracak. Yapmayın. İktidar vekillerimize seslenmek istiyorum. Bakın, torunlarınız ve onların torunları size nesillerce bugün bu yasayı nasıl getirebildiğiniz ve nasıl evet oyu verdiğinizi soracak. Yapmayın.
bu konunun en önemli tarafı aziz Türk milletine. Kıymetli vatandaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm kadro başından beri. Teşekkürler başkan. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tam kadro tüm gücümüzle başından beri bütün mücadelemizi verdik. Sizler de verdiniz. Bugün iktidar vekilleri vicdanlarına kulak vermezse sayıca yeterli oldukları için bu teklif yasalaşacak. Biliniz ki CHP'li belediyeler hayvanların canına zarar gelmesin diye kötü muameleye engel olmak için elinden geleni yapacak. Ama bir gün çok yakında bu devran dönecek ve hep birlikte insanca yaşayacağız. Son olarak bugün kişisel varoluşu adına, kendi varlığını onurlandırmak adına bu teklife hayır oyu verecek olan tüm milletvekillerini en derin saygılarımla selamlıyorum. Ama diğerlerini ellerindeki kanla birlikte Allah'a havale ediyorum. Teşekkür ederim. Önergeyi oylarınıza sunacağım. Yoklama talebi var. Sayın Günaydın, Sayın Tanal, Sayın Gökçen, Sayın Gökçen, Sayın Tahtasız, Sayın Tahtasız, Sayın Yanık Ömeroğlu, Sayın Yanık Ömeroğlu, Sayın Dinçer, Sayın Dinçer, Sayın Kış, Sayın Öneç Derici, Sayın Derici, Derici, Sayın Uzun, Sayın Uzun, Sayın Kaya, Sayın Kaya, Sayın Sarıgül, Sayın Sarıgül, Sayın Güneşhan, Sayın Güneşhan, Sayın Akdoğan, Sayın Akdoğan, Sayın Timiş Ersever, Sayın Timiş Ersever, Sayın Bakırlıoğlu, Sayın Bakırlıoğlu, Sayın Coşar, Sayın Coşar, Sayın Adı Güzel, Sayın Adı Güzel, Sayın Dinçer, Sayın Dinçer, Sayın Ertuğrul, evet. Sayın Ertuğrul, Sayın Pala, Sayın Pala, Pala, Pala. Yoklama için 3 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. 9. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. 1. bölüm üzerinde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. Şimdi 2. bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 2. bölüm 10 ile 17. maddeleri kapsamaktadır. Sayın Bektaş buyur. Verin sözü. Ne oldu Sayın Bektaş? Mikrofon. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, itibardan tasarruf olmaz şiarıyla bir israf düzeni inşa eden, ekonomik krizden kurtuluş için de kemer sıkmayı yalnızca dar gelirli ezilen yurttaşlarımıza riva gören AKP iktidarının kamuda tasarruf tedbirleri yine emekçileri, işçileri vurmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçe belediyeleri yetkili sendikayla yaptıkları görüşmeler esnasında belediyelerin zor durumda olduğunu ve kamuda tasarruf tedbirleri nedeniyle harcamaların kısılması gerektiğini bahane göstererek belediye çalışanlarına zam yapmayacaklarını söyledi. Hali hazırda ekonomik krizi en derinden hisseden dar gelirli emekçilerin maaşına zam yapılmaması kabul edilebilir değil. Bu yanlış karardan acilen dönülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Alın terinden tasarruf olmaz diyorum. Saygılarımla. 2. bölüm üzerinde Saadet Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Mesut Doğan. Buyurun Sayın Doğan. Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hepinizin malumu, özellikle son 15-20 gündür psikolojik açıdan çok da sağlıklı olmayan bir ortamda çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Bunun sonucu olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına zarar verecek görüntüler vermiş oluyoruz. Bazen gerçekten düşünüyorum, bu görüntüleri biz çocuklarımıza izlettikten sonra, insanımıza izlettikten sonra, tüm dünya kamuoyuna izlettikten sonra 5 paket çıksa ne olur, 50 paket çıksa ne olur? Unutmayalım ki hep beraber öncelikli olarak görevimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tılsımını, gizemini, heybetini ve saygınlığını korumaktır. Elbette ki burada bu görüntüleri vermemize vesile olan nedenlerden birisi de gelen paketler. Paketler gerçekten ciddi manada özensiz, çözümden uzak ve büyük sorunlar içeriyorlar. Düşünün, öğretmenlik meslek kanunu paketi diye bir paket geliyor. Merkezinde bir toplum, bir ülke için en stratejik meslek olan öğretmenliğin itibarsızlığı var, değersizleştirilmesi var. Veya vergi paketi geliyor. Bir ülkede ekonominin motoru olan esnafın başına tabiri caizse jandarma maliyecileri dikmek var. Veya işte hayvanları koruma kanunu geliyor. Maalesef merkezinde onları öldürmek var. İyi niyetli düşündüğümüz zaman yoğunluktan veya yorgunluktan bu paketlerin içerisindeki eksiklikler görülmeyebilir, sorunlar görülmeyebilir. Ama maalesef paketlerin içerisinde var olan sorun, sıkıntı ve eksiklikler muhalefet tarafından dile getirildiği halde iktidar maalesef dinlemiyor veya duymak istemiyor. Dediğim dedik bir mantıkla yol almaya çaba sarf ediyor. Ama ben hatırlatmak isterim ki siyasette en değerli şey dinlemektir. Dinlemek bir insan için en önemli özelliktir. Ve dinlemek cesur insanların işidir. Dinlemek özgüveni olan insanların karakteridir ve en önemli silahlarıdır. Bakın, yıl 1994. Türkiye'nin her yerinde Refah Partisi rüzgarı var. Ve toplumun her kesiminin de Refah Partisi'ne ilgisi var. Bunun birçok nedeni vardı fakat o dönemde Refah Partisi'ne olan ilginin ana nedeni Refah Partisi'nin toplumun bütün kesimlerini dinlemesi yetmedi, kendine olan özgüveniydi. Peki ben bunu niye söylüyorum? Şunun için. 94 yılında Türkiye'nin her yerinde yere seçimlere Refah Partisi olarak giriyoruz. Gözüküyor ki Ankara'yı alacağız, Kayseri'yi alacağız, Malatya'yı alacağız, İstanbul'u alacağız. İstanbul'daki adayımız kim? İstanbul adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Büyük bir heyecanla kapı kapı seçim çalışması yürütüyor. Kahvehanelerde konuşmalar yapıyor. Televizyonlarda konuşmalar yapıyor. Mitingler gerçekleştiriyor. Ve insanlarımıza o gün vaatlerini ulaştırma çabası içerisinde hareketli bir seçim kampanyası yürütüyor. O seçimde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en dikkat çekici vaadi neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Diyordu ki ben seçimi kazandığımda ilk yapacağım şey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı makam odası yanına 2 makam odası daha yaptıracağım. O makam odaları benim makam odamından daha büyük ve daha güzel olacaklar. Peki ne yapacaksın o makam odalarını? Birini Nurettin Sözen'e, Sayın Nurettin Sözen'e, diğerini de Sayın Bedrettin Dalan'a tahsis edeceğim. Kim bunlar? Biri CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmış, diğeri ise Anavatan'dan belediye başkanlığını yapmış bir siyasetçi. Soruyorlardı kendisine, diyorlardı ki iyi de başkanım bunların Refah Partisi'ye ilgisi yok ki, neden böyle bir adım atıyorsun? Diyordu ki biz Refah Partiliyiz.
Bizden olup olmadığı önemli değil. Biz her kesimi dinleriz ve İstanbul üzerine tecrübesi olan herkesten faydalanmayı da mutlaka ama mutlaka bir görev biliriz. Bunu niye anlattım? 30 yıl önce bu anlayıştan sıyrılıp da bugün kendini bile dinlemeyen bir siyasetçi profili izliyoruz hep beraber. Evet anladık, görüyoruz, yaşıyoruz, iktidar muhalefeti dinlemiyor. Ama bunun yanında yine görüyoruz ki iktidar milletvekillerini de Sayın Cumhurbaşkanı dinlemiyor. Öyleyse Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşebilme imkanı olan AK Partili milletvekili arkadaşlara şunu hasreten söylemek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir gün ziyaret ettiklerinde Saadet Partisi'nin bir teklif olarak ifade etsinler ki eğer kimseyi dinlemiyorsa bari kendini dinlesin. Geçmişte söylediklerini dinlesin. Eğer kendi sözünün de kendi üzerinde tesiri yoksa şunu altını çize çize söylüyorum. Kendine sözü geçmeyenin başkasına asla ve asla sözü geçmez. Bugün hayvan haklarıyla ilgili getirilen paketi konuşuyoruz. Ama bütün muhalefet partileri tabiri caizse bağırıyorlar, haykırıyorlar, sesleniyorlar. Diyorlar ki bunun çözüme yönelik hiçbir yanı yok. Bir sürü eksiklik var, bir sürü fazlalık var. Bizi dinlemek zorundasınız ama dinlemiyorlar. Ben bu noktada sadece üç şey söylemek isterim. Bakın bütün partiler de ifade etti, ben de tekrarlıyorum. 2004 yılında bir hayvan hakları ile ilgili kanun çıkarttınız. Eğer o gün bu kanun maddelerini uygulamış olsaydınız bugün bu sorunu konuşmuyor olacaktık. Bunu niye söylüyorum? Şunun için. Eğer 2004 yılında çıkartılan kanunlar uygulanmış olsaydı bugün bu sorunları konuşmayacak olacaktıysak bu süre içerisinde yaşanan hadiselerin sorumlusu kim? Köpek saldırısıyla hayatını kaybeden veya yaralanan çocukların sorumlusu kim? Biz miyiz yoksa İktidar Partisi mi? İkinci olarak ise eğer bu sorunu çözmek istiyor isek ve bu sorunu uyutmadan, ötenaziye başvurmadan halletme ihtimali milyonda bir bile var iken uyutmayı, ölümü konuşuyor isek bu insani değildir, vicdani değildir, ahlaki değildir. İnanın bu süreç içerisinde ölümü o kadar çok konuştuk ki iktidarın olsun, muhalefetin olsun makul tekliflerini düşünemedik bile, konuşamadık bile. Hepsi kuru gürültüye gitmiş oldular. Ama biz bunları söylerken iktidar partisi bazen diyor ki siz teklif getirmiyorsunuz, sadece konuşmak için konuşuyorsunuz. El insaf, dört tane partinin bu sorunun çözümüyle ilgili kanun teklifleri var. Hiçbirine iktidar partisi bakmadı. Bakmadığını nereden anlıyoruz? Getirdikleri tekliften. Ama buna rağmen yine son umut olarak o getirmiş olduğunuz paketteki eksikleri ifade etmek için düşüncelerimi söylemek isterim. Bu kanun teklifinin daha makul, çözüm üretmeye yakın, tartışmaları en az seviye indirmesi için eksikleri şu şekilde ifade etmek gerekir. Bir, öncelikle sorunu çözümü için dört saç ayağından oluşan bir mekanizma kurulmalı ve sorumluluk paylaşımı yapılmalıdır. Bu dört saç ayağı bir, merkezi yönetim, iki, yerel yönetimler, üç, sivil toplum kuruluşları, dört, veteriner hekimlerden oluşmalıdır. Ve bu dört saç ayağının da sorumlulukları netleştirilmelidir. İki, sahipli ve sahipsiz hayvan tanımı gözden geçirilerek mahalle sakinlerinin ve esnafımızın baktığı zararsız, tehlike arz etmeyen sokak köpekleriyle ilgili yeniden bir değerlendirme yapılmalı ve bu köpeklerin toplanması mutlaka engellenmelidir. Üç, doğal ortamların tahsis edildiği yaşam alanları mutlaka kurulmalı, barınak ve yaşam alanlarının şartlarını iyileştirecek hükümler kanuna eklenmelidir. Yani yaşam alanları 7/24 esasıyla kesintisiz şekilde canlı izlenebilmeli. Yaşam alanlarında çalışan personele eğitim zorunluluğu getirilmeli. Gönüllülerin yaşam alanlarında görev alması ve yaşam alanları ziyaret etmesi mutlaka kolaylaştırılmalıdır. Dört, bizce en önemli eksiklerden birisi olan sivil toplumla ilgili bir düzenleme getirilmeli. Örneklerini Almanya ve Fransa'da gördüğümüz gibi.
yaşam alanı yükümlülüğü mutlaka getirilmelidir. 5. Kimliklendirme süreçlerinin daha hızlı ve ulaşılabilir olması için serbest veteriner hekimlerin de kimliklendirme yapabilmesine önü açılmalıdır. 6. Hayvanlara yönelik kötü muamele, satış, üretim, yasaklı ırkların üretimi ve reklamı gibi konularda cezalar mutlaka artırılmalıdır. 7. Kedi, köpek gibi hayvanların internetten satışını engelleyecek bir düzenleme mutlaka yer almalıdır. 8. Yasaklı ırkların kapsamı genişletilmeli, kamuya açık alanlarda ağızlıksız dolaştırmalara yönelik cezalar getirilmeli, bu köpeklerin saldırılarından sahipleri sorumlu tutulmalıdır. Son söz, öyleyse yapılması gereken bu kanun teklifini inada bindirip bir an önce genel kuruldan geçirmek değil, akıl ve vicdan süzgecinden geçirerek yeniden değerlendirmektir. Temmuz sıcağında işi oldu bittiye getirmek yerine Ekim ayında serikarlı bir şekilde olması gerektiği gibi daha makul çözümler. İyi Parti grubu adına Antalya Milletvekili Uğur Poyraz. Buyurun Sayın Poyraz.